Sohbetleriniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler. 26 Şubat'ta Türkiye saatine göre 17.59'da Balık Burcu'nun 8 derecesinde yeni ay ile beraber güneş tutulması meydana gelecek. Bu bir halkalı güneş tutulması. 2017 yılının da ilk güneş tutulması. İkincisini Ağustos ayında yaşayacağız. Dolayısıyla Ağustos ayına kadar olan 6 aylık dönemde bu Balık Burcu tutulmasının etkileri aktif olacak. Bu dönemde yaşayacağımız gökyüzü hareketleri, yeni ay ve dolunay döngüleri tutulma enerjilerini zaman zaman tetikleyecek ve etkileri gündeme gelecek diyebiliriz. Evet, su grubunun değişken nitelikli burcu Balık, Zodyak'ta da 12. evi yönetir. Burası kolektif bilinçaltımızla alakalıdır. Duygularımız, sezgilerimiz, başkalarına karşı duyarlılık, geliştirdiğimiz duyarlılıklar, yardımseverlik, fedakarlık, bağışlanma, af dileme, bağımlılıklarımız, romantik konular, sanatsal yaratıcılığımız, ilhamlarımız, hayaller, vizyonlar, ruhsal ve manevi konular Balık burcuyla alakalıdır. Bu döngülerin, bu etkilerin biraz daha gündeme geldiği, kişisel hayatlarımızda ve toplumsal alanlarda da dikkat çektiği bir dönemde olabiliriz. 2016'da da Balık Başak hattında tutulmalar meydana geldi. Bu tutulmayla beraber artık Balık burcundaki tutulmalar sonlanmış olacak. Ve önümüzdeki 9 yıllık dönem artık Balık burcunda, Başak burcunda tutulma yaşamayacağız. Özellikle tabii ki Balık burçları doğum günü 23 Şubat 1 Mart arası olan Balık burçları en fazla etkiyi alıyorlar diyebiliriz. Bunun yanı sıra Başak burcu, Yay burcu ve İkizler burcunun ilk dekanında doğanlar da güçlü etkiler alabilirler. Tutulmalar, güneş tutulmaları yeni ay oldukları için başlangıçları ve değişimleri sembolize ederler. Ama Balık 12. evi yöneten bir burç olarak biraz da böyle sonlanmalar, bırakmalar, dağılmalar, tamamlanmalarla alakalıdır. Bağımlılıklardan, alışkanlıklardan kurtulmakla alakalıdır. Genel olarak bu temalara da vurgu yapıyor. Türkiye saatine göre akşam olacağı için tam olarak güneş tutulması bizim ülkemizden izlenemeyecek. Güney Amerika ve Güney Batı Afrika'da özellikle dünya üzerinde dikkat çekici bir şekilde izlenebilecek tutulma. İzlendiği bölgelerde çok daha fazla etkili olacağı için yine Güney Amerika, Güney Batı Afrika bölgelerinde de yoğun etkiler hissedebiliriz. Özellikle tabiat olayları çok artar güneş tutulmalarında. Balık burcu denizler, denizlerden gelebilecek olayları, okyanuslarda olabilecek yine doğa olaylarını işaret ediyor. Neptün'le kavuşan bir tutulma, Neptün etkisi depremleri tetikleyebilir, okyanusta olabilecek bir deprem, tsunami gibi bazı doğal felaketler yine özellikle okyanus kıyısı ülkelerde gözlemlenebilir bu tutulma etkileriyle beraber. Yine özellikle deniz kazaları, boğulmalar, boğulma vakalarıyla çok karşılaşabiliriz. Göçmenlerle ilgili dünya üzerinde yine dramatik durumlar söz konusu olabilir. Bazı bölgelerde aşırı yağışlar ve sel felaketleri, sulardan gelebilecek yine zararlar gündemde olabilir. Ülkemizde Aslan Burcu yükseliyor ve Aslan Burcu genel anlamda ünlü kişilere, özellikle liderlere, yöneticilere dikkat çeker. Birinci ve yedinci ev aksı çalışıyor çünkü tutulmada yedinci evde meydana gelecek. Yine ikili ilişkiler özellikle. Siyasi alanda da diplomatik ilişkiler, diplomasi gündemde olabilir. Bu tutulmayla beraber özellikle ülke içerisinde yönetimle ilgili önemli değişimler, liderler ve liderleri işaret eden konularda dikkat çekici gelişmeler olabilir. Önemli bir liderimizin de burcu Balık ve tam kendisi 26 Şubat doğumlu. Dolayısıyla doğum gününde olacak bir tutulmada tabii ki onun hayatında çok daha kadersel etkiler ortaya çıkaracaktır. Bu önemli dönüşümleri tetikleyebilir. Yeni bir kapı açılıyor, yeni bir devre başlayabilir yaşamında. Tabii ülkemiz için de bu yine önemli etkiler ortaya çıkarabilir. Bu
tutulma sırasında Mars-Uranüs kavuşumu Koç burcunda, Jüpiter'in de tam karşıt açıda yer alması ve Jüpiter'in de Balık burcunun klasik yöneticisi olması, özellikle tabii ki yine Uranüs, Jüpiter, özgürlükler, bireysel özgürlükler, bunun yanı sıra hak, hukuk, adalet, eşitlik, sosyal vicdan gibi alanlarda bazı önemli çekişmelerin olabileceğini işaret ediyor. Siyasi ve diplomasi alanına da önemli vurgu yapıyor bu çekişme, çatışmalar, çekişmeler. Mars'ın da Uranüs'le birleşmesi zaman zaman kontrol dışı, dürtüsel, tepkisel bazı ani durumların olabileceğini, toplumsal alanda da bu anlamda hızlı bazı gelişmelerin söz konusu olabileceğinin işaretçisi. Satürn etkisi burada güçlü. Satürn'ün tam yükselen burcu da partili bir üçgen açı yapması bir yandan da sağlam oluşabilecek koşullara ya da oluşturulabilecek yeni sistemlerin, yeni atılan yeni temellerin sağlam bir yapıya da bürünebileceğini ve daha uzun vadeli, daha kapsamlı olabileceğini de işaret ediyor bu dönemde. Özellikle dikkat edilmesi gereken her türlü ilişkide, her türlü birliktelikte daha eşitlikçi, daha paylaşımcı, daha adil davranmak olacak. Burada özellikle düşüncesiz, bencilce yapılan tüm girişimler bir şekilde tepki görebilir. Ve bunu bir şekilde de aslında bu uyumu, bu dengeyi bozmaya yönelik de bazı art niyetli, gizli kapaklı olayların olabileceğini de işaretçisi. Bunu yani kişisel ilişkilerimizde hissedebileceğimiz gibi toplumsal alanlarda, halk arasında ilişkilerde de bu tarz girişimleri, bu tarz kışkırtmaları hissedebiliriz. Bu nedenle biraz daha özellikle manevi değerlerin gündemde olması, ruhsal farkındalığın güçlü olması, hırs ve tutkularla değil, daha anlayışlı, daha sağduyulu, daha mantıklı, daha paylaşımcı hareket edilmesi gereken bir dönemde olduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle Uranüs ve Mars'ın da şu sıralarda Türkiye haritasının 11. evinin üzerinden geçmesi, 5. evdeki Satürn-Merkür kavuşumunun karşısında olması, bir yandan Jüpiter'e açı yapması, Güneş ve Ay'ın tam ay düğümlerimize açı yapması önemli düzen değişimlerini de tetikliyor. Yani geçmişten gelen alıştığımız özellikle yasalar bunlar, hukuk, yasalar, anayasa, genel anlamda yönetim şekli, alıştığımız her türlü konunun önemli değişimlerinin olduğunu ve bazı geçmişten gelen konularında bırakılabileceğini, buralarda bazı dağılmalar, bazı değişimler yaşanabileceğini de işaret ediyor. Hazırladığımız videoları lütfen öz burcunuzla birlikte yükselen burcunuza göre de mutlaka takip ediniz. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.